bölümüne. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ali Mehmet Vural. Önce askerdeki oğlunun telefonuyla yaşananlardan haberdar olan Vural, arkadaşının telefonuyla hazırlanarak hızla evden çıktı. Eşi Reyhan Vural nereye gittiğini sorduğundaysa, "Reis çağırıyor, bu millet ve vatan bizim" cevabını verdi. İlk olarak meclisin önüne giderek eşini aradı ve "Meclis çok karışık" dedi. Bu, Vural'in ailesiyle son görüşmesi oldu. 42 yaşında ve 3 çocuk babası Vural'in şehit edildiğini, 24 yıldır evli olduğu eşi Reyhan Vural, gece 03'te yengesinin kendisini alıp götürdüğü hastanede öğrendi. Eşinin cenazesini gören Reyhan Vural, "O kadar güzel yüzü vardı ki, beraber gittikleri arkadaşlarından da 3'ü öldü, biri yaralandı" dedi. Şehit Ali Mehmet Vural, 17 Temmuz Pazar günü memleketi Yozgat'ta defnedildi. Beytullah Yeşilay. Darbe girişimini haberlerden öğrenen Beytullah Yeşilay, patronları ve kardeşleriyle beraber hemen dışarı çıktı. Genelkurmay Başkanlığı önündeki tankların etkisiz hale getirilmesi için gece boyu mücadele etti. 15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından yapılan hava saldırısında şehit düşen Yeşilay, vefat ettiğinde henüz 1,5 yıllık evliydi ve Mira isminde 4 aylık bir kız çocuğu vardı. Eşinin kendisini arayarak helallik istediğini söyleyen Asya Yeşilay, ondan eve dönmesini istedi ve "Sana bir şey olursa biz sensiz ne yaparız" dedi. Beytullah Yeşilay ise "Vatan olmazsa biz de olmayız" cevabını verdi. Bu konuşma onların son konuşması oldu. İnşaatlarda işçilik yaparak geçimini sağlayan ve kardeşi de gazi olan Yeşilay, Genelkurmay Başkanlığı önünde yoğun ateş altında kalarak şehit oldu. 28 yaşındaki Beytullah Yeşilay'ın cenazesi Yozgat Saraykent Belediye Meydanı'nda kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Şehidin ismi Yozgat'ta bir ortaokula verildi. Celalettin İbiş. Altındağ Belediyesi çalışanı memur şehit Celalettin İbiş, 53 yaşında ve 4 çocuk babasıydı. 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine arkadaşlarıyla beraber dışarı çıktı. Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gelen İbiş, oğlu Yasin İbiş'e tankı ele geçirdiklerini, eşine ise "Dışarısı çok kötü, çocuklar sana emanet" diyebildi. Çünkü bu onların son konuşmasıydı. Halkın üzerine yürüdüğü bir askeri kurtarırken, başka bir darbeci asker tarafından sırtından vurulan Celalettin İbiş, olay yerine gelmeden önce arkadaşlarına "Dışarıda savaş var, abdest alalım, öyle çıkalım. Muhtemelen şehit olacağız ya da gazi olacağız" dedi ve olay yerinde şehit oldu. Şehidin ismi görev yaptığı Ankara Altındağ'da bir ilkokula verildi. Cengiz Polat. Cengiz Polat, 15 Temmuz gecesi kendisini engellemeye çalışan annesine "Sen çıkmazsan, ben çıkmazsam kim sahip çıkacak bu ülkeye" diyerek çıktı evden. 42 yaşındaki elektrik teknisyeni Cengiz Polat, 18 yaşında bir çocuk babasıydı. Televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını duyunca abdest alıp dışarı çıkmak için hazırlandı. İlk olarak Keçiören Belediyesi'nin önüne giden Polat, toplanan vatanseverlerle birlikte belediyenin kaldırdığı otobüslere binerek Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Gece 02'ye kadar sürekli telefonla arayan kız kardeşi Filiz Ocak, telefonu açıldı ama Cengiz'in sesi yoktu. Sadece mermi ve insanların çığlıkları geliyordu. Telefon kendiliğinden kapandı. 20 dakika sonra tekrar aradım. Bu kez tanımadığım biri açtı ve "Yaralınız var. Acil Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gelin" dedi. "Annem ve ben kardeşimi gece boyunca aradık ve şehit olduğunu öğrendik" dedi. Hasan Altın. 60 yaşında Kur'an okumayı öğrenen Hasan Altın, 62 yaşına geldiğinde ilk hatmini tamamlayacaktı. Başladığı hatmi tamamlayamadan şehadete yürüdü vatanı için.
15 Temmuz gecesi ben dönmeyeceğim diyerek vatanını korumak için yola çıkan Hasan Altın, evden çıkarken onunla gelmek isteyen oğlu Fazlı Altın'a "Evlat, sen bilmiyorsun. Asker dışarı çıktığında kesin bir şey vardır. Allah göstermesin, kötü bir sonuç doğarsa anneni, kız kardeşini, karını başka bir yerde bulursun. Seni de alıp iftira atarlar ya da öldürürler, götürürler" deyip merdivenlerden koşarak gitti. Mamak Caddesi'nde üzerine çıktığı tanktan açılan ateş sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ailesine "Beni bir asker vurdu, gazi oldum ama inşallah şehit olacağım" demişti. 15. düze kadar okuyabildiği hatmini ailesi tamamladı. Şehit Hasan Altın'ın ismi şehit edildiği Ankara Mamak'ta bir ortaokula verildi. İbrahim Yılmaz. 15 Temmuz gecesi Saraçhane'de darbeci askerleri ikna etmeye çalışırken şehit düşen İbrahim Yılmaz, "Keşke burada bir mezar yerimiz olsaydı" dileğinde bulunduğu ve 3 gün önce ziyarete gittiği şehitliğe defnedildi. 25 yaşındaki İmam İbrahim Yılmaz, televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Meydanlara çıkın" çağrısını duyduktan sonra "Belki bir daha bir araya gelemeyiz" diyerek ısrarla görüşmek için çağırdığı abisini beklemeden yollara düştü. İbrahim Yılmaz, direnenlere destek vermek için Saraçhane'de toplanan halkın arasına katıldı. Diğer vatandaşlarla birlikte darbeci askerleri ikna etmeye çalışıyorlardı. Ancak bu sırada askerleri komuta eden albay, "Ne duruyorsunuz, vurun, indirin, tarayın" emrini verdi. Darbeci askerlerin açtığı ateş sırasında göğsüne iki kurşun isabet eden İbrahim Yılmaz, olay yerinde şehit oldu. Mustafa Aslan. Yozgatlı şehit Mustafa Aslan, evli ve 3 erkek çocuk babasıydı. Asıl görev yeri Tokat Özel Harekat Daire Başkanlığı olan ve 6 ay süreyle eğitmen olarak Ankara'ya gönderilen Aslan, darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda bulunuyordu. İlk bomba atıldığı saatlerde sadece bir kere erkek kardeşiyle konuşabilen Aslan, kardeşine "Şerefsiz Fethullahçılar, şu an burayı bombalıyorlar, ben sizi ararım" diyebilmişti. Bir daha kimseyle iletişime geçemedi. Ankara'daki 5. gününde şehit olan Aslan, FETÖ'nün hain askerleri tarafından daireye atılan 2. bombada şehit düştü. Abisi şehit Mustafa Aslan'ın vücudunun sadece bir bölümünü teslim alabildiklerini anlatan Lokman Aslan, "Bomba sanırım yanlarına düştüğü için ben cenazenin 1/3'ünü aldım. En son nasıl hatırlıyorsam öyle kalsın istedim. Cenazeye ben de bakmadım, kimseye de baktırmadım" diye konuştu. Şehit Mustafa Aslan'ın cenazesi Yozgat şehitliğine defnedildi ve şehidin ismi memleketi Yozgat'ta bulunan bir mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Mustafa Koçak. Yozgatlı şehit Mustafa Koçak mermer ustasıydı. İki çocuk babası şehit Koçak, darbe girişimini öğrendiğinde eşine "Öleceğimi bilsem de çıkacağım" diyerek 2 rekat namaz kıldıktan sonra yola koyuldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde saatler boyunca darbecilerle mücadele eden ve arkadaşlarına "Biz buraya şehit olmak için, vatanımız için geldik" dedikten sonra sabaha karşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne atılan bomba sonucu şehit düştü. 17 Temmuz Pazar günü Yozgat'ta defnedilen şehit Mustafa Koçak'ın ismi memleketi Yozgat'ta bulunan bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ve Samsun Hamza'da bulunan bir ortaokula verildi. Ömer İpek. FETÖ'nün darbe girişimine karşı durmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önüne giden ve cuntacılar tarafından şehit edilen 34 yaşındaki Ömer İpek, geride 8 yıl sonra kavuştuğu 4 aylık ikizlerini bıraktı. Şehit Ömer İpek, 15 Temmuz akşamı eşine "Ben şehit olacağım, çocuklar sana emanet" diyerek evden çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından önce dışarı çıkan İpek, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gitti. Darbecilerle polisin arasına giren Ömer İpek kafasından vuruldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde vurulan ilk şehit olan İpek, "Şehit olacağım" diye çıktığı evine bir daha geri dönemedi. Şehit Ömer İpek'in cenazesi Ankara Etimesgut'ta defnedildi. Özgür Gençer.
15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin kalkışmasını öğrendikten sonra Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşan Özgür Gençer, annesi Zennuriye Gençer'in "Oğlum gitme" sözüne "Buna gidilir anne" şekliyle cevap vererek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yolunu tuttu. İki çocuk babası Özgür Gençer'in darbeci hainlerin attığı bombayla yere düştüğü sırada kolundan fırlayan saat şehadet vakti olan 6.20'de durdu. Külliyenin önüne atılan bomba nedeniyle şehit olan 31 yaşındaki Gençer, 18 Temmuz günü Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen devlet töreniyle defnedildi. Serkan Göker, 25 Mayıs 2016'da kendi şirketini kurmak için özel harekat polisliğinden istifa eden Serkan Göker, 15 Temmuz gecesi olaylardan haberdar olur olmaz Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'ne arkadaşlarının yanına gitti. Göker, darbeci hainler tarafından 141 ve 143. filolardan kaldırılan F-16 savaş uçaklarının yaptığı bombardımanda eski mesai arkadaşlarıyla birlikte şehit edildi. Evli ve 4 çocuk babası olan 39 yaşındaki Serkan Göker'in cenazesi 18 Temmuz günü memleketi Rozgat'ta defnedildi. Şehidin annesi Fatma Göker, tören sırasında "Evladım bana bu duyguyu yaşattı. Allah sana cennet kapısını açsın. Evlatlarım bu vatana feda olsun. Ağlamayacağım. Düşmanları sevindirmeyeceğim. Oğlumun kuzuları da bu vatan için canını vermeye hazır" diye konuştu. Suat Akıncı, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu teröristler tarafından düzenlenen darbe kalkışmasını televizyondan duyan Suat Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkmaya karar verdi. Annesi göndermek istemese de Suat Akıncı saat 23'te evden çıkarak Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. Silah olarak elinde sadece sapanı olan ve bununla vatanını savunan 32 yaşındaki Suat Akıncı'nın taşları kurşunları durduramadı. FETÖ mensubu teröristlere karşı mücadele eden Akıncı, bombalı saldırıda yaralandı ve kaldırıldığı numune hastanesinde şehit oldu. Şehit Suat Akıncı, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi ve şehidin ismi Manisa Turgutlu'da bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne verildi. Şener Dursun, 15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında amcası Mikail Dursun'la beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıkan Şener Dursun, dikim evinden Kızılay'a gidişi kapatan tanklar nedeniyle külliyeye ulaşamadı. İki çocuk babası Şener Dursun'un 24 yaşındaki kızı Kübra Dursun, o gece babasının dışarı çıkmasını istememişti. Annesine haber veren genç kız, annesinden "Baban vatanı için çıksın kızım" yanıtını aldı. Binlerce insanın toplandığı bölgede tanklara karşı direnen 48 yaşındaki Şener Dursun'un kalbi bu yaşananlara dayanamadı ve hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Dursun'un ailesine gece 01:30 sıralarında haber verildi. Dursun hastanede şehit oldu. Yasin Yılmaz, Kazan ilçesinde bir markette işçi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Yasin Yılmaz, geçinebilmek için ek iş olarak evinde terzilik yapıyordu. Gece 01:30'da uyanan ve olaylardan haberdar olan Yasin Yılmaz, üstüne beyaz gömleğini, etiketini üstünden yeni çıkarttığı pantolonunu ve yeni ayakkabılarını giyerek evden çıktı. Darbe girişimini haber alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak veren Yılmaz ve tüm kazanlılar, Ankara'ya giden yolları trafiğe kapatarak büyük bir direniş gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında en önemli noktalardan biri olan Ankara Kazan'da bulunan Akıncı üssünde hainlere karşı duran Yasin Yılmaz'ı ailesi defalarca ulaşmak için telefonla aradı. Ancak telefonu açan ses onun açılan ateş sonucu şehit olduğu haberini verdi. Hastane hastane Yasin Yılmaz'ı arayan aile onu bir hastanenin morgunda buldu. 35 yaşında evli ve bir çocuk babası olan Yasin Yılmaz'ın babası Eyüp Yılmaz, "Benim bir çocuğum daha var. Biri yoksa biriyle teselli bulabilirim. Ama vatanım olmazsa ben teselli bulamam" açıklamasında bulundu. Yılmaz'ın cenazesi 17 Temmuz'da memleketi Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesine bağlı Oluközü Belde Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yıldız Gürsoy, 15 Temmuz gecesi televizyon izlerken yaşanan kalkışmadan haberdar olan Yıldız Gürsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çağrısıyla birlikte sokağa çıkmaya karar verdi.
özel bir şirkette çaycılık yapan Yıldız Gürsoy, FETÖ'cü hainlere karşı koymak için evden çıkarken, "Anne, hakkını helal et, ben ya gelirim ya gelmem," demişti. Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerin bombalarından sıçrayan şarapnellerle yaralanan Gürsoy, bir hafta boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Gürsoy'un en büyük kardeşi, ablasını kaybetmesinin acısını yüreğine gömerek, "Gururluyum, mutluyum, kardeşim şehit oldu. Vatan için her şeyi yaparız, gerekirse biz de şehit oluruz. Bir yıldız değil, bin yıldız feda olsun vatan için. Biz 3-5 çapulcuya bu vatanı bırakacak değiliz Allah'ın izniyle. Hepimiz oradaydık, yüreğimizden koparak gittik oralara. Çok şükür Allah bize bu gururu nasip etti. Vatan sağ olsun," dedi. 21 Temmuz Perşembe günü şehit olan bir çocuk annesi 42 yaşındaki Yıldız Gürsoy, memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yıldız Gürsoy'un ismi Edirne'de bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ve Yozgat'ta bir mesleki ve teknik liseye verildi. Temmuz'un 15'i kara bir leke, lekeden daha da öte. Temmuz'un 15'i kara bir leke, karadan daha da öte. Hain elleri vurdu milleti, millet de durmadı geri. Hain elleri vurdu milleti, millet de dönmedi geri. Yer gök inledi, toprak kan ağladı. Ne yapsalar da düşmedi ümmetin sancı. Yer gök inledi,